aldım her yere, inan sen varsın. Güzellik nerede, sen oradasın. Her şeyimle içimde yaşayansın. Bu beden nerede, sen orada. Sen benim bahar gülüm, sen benim ekmeğim, sen benim içtiğim suyumsun. Sen bahar gül diye kokladığım çiçeği, sen benim canım hasretimsin. Sen benim bahar gülüm, sen benim ekmeğim, sen benim içtiğim suyumsun. Sen bahar gülü diye kokladığım çiçeği, üzüntüm neşem canım hasretimsin. Ya da yok. Köpekler nasıl yiyorlar? Tanıyorlar bak gördüm. Gördün mü köpek yiyorlar? Valla helal ya aslan sen. Anne yavru. Yavru yudut uyandım. Gitme,
Herif girecek koyuna. Alaya yok içeri. Yoruluyor, yorulmasa. Bu kadar, bu kadar, bu kadar, bu kadar. Gel. Herkese selamünaleyküm. Ben İlk Artınaz Tepe. Kanalımıza hoş geldiniz. Dağda Yaşam ailemize selamlar. Yeni gelen abonelerimiz hoş gelmişler. Saltımı muayeneye götürüyoruz. Bugün nasip olursa ameliyat tarihi alacağız. Ana, ev sana koyun köpeklerimize emanet. Buralara iyi bakılı ol. Allah hayırlısı. Anneme yeni kuzucuklarımızı beğendi annemiz. Kangal pek koyunu. Güzel. Bir abimizden Allah razı olsun anne dedi ki İlkay kangal köpeği olur da kangal koyunu olmaz mı dedi. Bize bir hediye 30 tane kuzulu koyun gönderdi. Allah razı olsun. Abi biz bunu böyle yapmayız dedim. O zaman kuzularını satınca paralarını ödersiniz dedi. Ben orada bu koyunları görmek istiyorum dedi. Biz de kabul ettik. Sivas kangal koyunuyla çobansız sürü yapacağız anne. Artık bu aylar kış ayları yapamayız. Kar yağacak da bağırın. Bağırın olur. Kangal koyunuyla çobansı sürü Recep nasıl olur? En azından köpeklerimiz hiç yorulmaz herhalde. Ama vay ya kangal koyunuyla çobansı sürü yani gecesinde sabaha kadar yaparız arkadaşlar. Niye? Bunlar gezmiyormuş. Gezmeyince bizim köpekler de rahat edecek. Güdüm daha de akşam olacak. Yapılıyormuş bundan herhalde. Aynen güdümü de gece olduğundan. Bunlar çobansız sürü gece sabahlara kadar yayılacak. Anne bitti bitti yok. Orada zaten bu kes başka bir şey yok. Bir de daha kontrol motorunu ettirin derse ilk ay ameliyat ettirmeyelim. Valla zaten kesimi. Gide gele gide gele. İğne işine döndü köpek. İğne çok iğne vuruyor. İki aydır iğne vuruyoruz köpeğe bir daha ya. İğne falan verirse yok. Geri getirelim alalım. Vah. Yok anne zaten bu son. Yok der bu. Dere diye içinde kis var. İçinde zaten o antibiyotik değil bu kis kaldı. İki aydır yine vuruyoruz. İki üç aydır köpeğe. Olursa olsun olmazsa yaptırmayalım. Ya. Gerek yok. Gerek yok. Götür, getir, bu herhalde bizim toparlar gibime geliyor. Anne şu kis var. Kis şu, var içinde gitmez. Anne. Gitmez o. Biz onu aldım. Olmaz zararı falan onu. Yaman olmaz. Anne görüşürüz. Burada hakim ol biz hemen gidip geliyoruz. Ya Rabbi hadi güle güle. Koyunlar da o tarafta. Oğlum hadi can dostum yürü. Hadi Ece. Allah hayırlı haberlerle gelsin. Ne? Sen... Arabanın şarjımanısında sıkıntı oldu. Arabayı iterek çalıştırıyoruz. O yüzden bu yola bırakıyoruz. Buradan itmesi daha kolay oluyor. Aşağı inmiyoruz. Hadi Recep. Bas. Bitmiyor ki.
Hadi. Keyifte bu da var. Yapma şuraya. Oh. Kız. Neden bu olan? Yüzü kıza benziyor, ne bileyim. Kedi var orada. Zaten. Ha? Gördün kedi. Gel. Gel bakalım gel. Ne? Bu ne? Sen otur burada ana. Olduk madem de kıl olmuş. Ama ağzını alıverir bu. Ne bakayım? Bilmiyorum, bir çık yağ diye bilene montalanım gibi bu kadar. Çık ama Allah'ım da geldi ben bir tane. Çocuklar da yırtar herhalde ne? Ha? Şunlar şey de... Gecelik mi onlar? Gecelik mi? Bir çık yağ diye olur ya. Şimdi yeşil mont güzelmiş bak. Bizim satlama göre yok. Şunlar bir çık yağ için. Şöyle bak. Bunu nasıl giydirdin bak gel. Çocuk tişörtü herhalde oğlum. Çocuk tişörtü mü? Enik ne be? Daha neler görecek bir adam. Allah şimdi bak pantolonu seviyorum. Şimdi bak bakıyorum ben. Şöyle ya. Kediye tutuverim valla. Yeter ki versinler orada. Orada sizin stajyerin eşi neydi? Yasin. Yasin. Görüşürüz inşallah. İnşallah. Tamam. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Gel. 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 Binecek mi? Gel. Köpek akıllı oradan geçmeyecek. Gel bakalım gel. Ne yapalım, ne yapalım? İyi vallahi hocam, ne yapalım? Koca kapa. Güzel yapmışsınız. Olumlu. Evet. Gayet güzel. Gayet güzel. Senin gel bakayım. Şuradan bahsedeceğiz. Şuradan. Hayır, şuradan. Bak yumuşayınca buradaki kök ortaya çıkmış. Evet. Fark ettin mi? Belli oldu hocam ya.
nereye kadar gittiğini. Ta şuraya kadar girmiyor. Geldiğinde. Ameliyat günü. Ameliyat günü geldiğinde. Başkanına gelince. Tamam. Bir kan tahlili yapacağız. Kan tahlilinden sonrasında operasyona gireceğiz. Sen ameliyatı hazır şekilde küpeye getireceksin. Bir saat öncesinden sadece ameliyattan bir saat öncesinde burada olacaksın abi. Tahliller tamam. Yapılacak. Çıkacak tahliller. Tahliller olmadan bunun operasyona giremeyecek yani. Tabii. Şimdi hematom denilen bir kese var orada. Onu anlatmakta fayda var. Hematom dediğimiz kan. Orada kılcal damarlar kanıyor. Orada bir kan kesesi şekilleniyor tabiri caizse. Ve o kan kesesi etraftaki dokuya habire irite ede o koleksiyonuyor. İltihabı vesaire şekillendiriyor. Evet. Oradaki kan kesesini besleyen damarlar var. Damarlara biz müdahale edeceğimiz için hayvanın maksimal derecede sağlam olması lazım. Anlatabildim mi? Anladım. Çünkü çok derin anesteziye girecek. Oradaki damarları falan ligatür edeceğiz, yakacağız bazılarına. O operasyon çok basit bir operasyon değil, biraz sürecek de operasyonlar. Mücburen o ameliyattan öncesinde normal bir operasyonmuş gibi değil, farklı şekilde hazırlık yapmamız gerekecek. Tamam hocam. Kan biyokimyasına hitap ettiğimiz bir şeyine bakacağız. Karaciğer, böbrek değerlerine, bir de hemoglobuna bakacağız. Eğer ki bunlar bizim için elverişliyse o gün hemen tak diye operasyona gireceğiz. Operasyona girdikten sonrası 2-2,5 saat süren yalnız operasyon. 2-2,5 saat sonrası pozisyonuna göre de hareket edeceğiz, oldu mu? İnşallah her şey istediğiniz gibi küçük olursa. Oradaki kökünü, mökünü, her şeyini almanız lazım. Evet hocam. Bir risk. Hocam valla şimdi risk olur mu şimdi? Ameliyatta mı? Evet. Ben şimdi yani çok fazla hematom operasyonu yaptım. Girdiniz abi. İster istemez bu ameliyat diğer ameliyattan gibi değil, riskli. Ama Allah'a şükürler olsun hiçbirisinde de yüzümüz kararmadı. İyi, oh. Burada kökün gittiği yerde, zaten bütün hematomlar böyle. Evet. Kökün gittiği yerde damar yumakları ve sinir odakları var. Evet hocam. Biz mümkün olunca sinir odaklarına girmeden topaklaşmanın başladığı yerden alacağız bunu. Evet hocam. Damar topağı. Eğer ki damar topağı sinirden arasına girdiyse, atıyorum şöyle düşün, şu hematom, şurada da kökü var. Evet hocam. Eğer kök gitti de sinirin etrafını sardıysa zaten o belli oluyor. Bakıyor sinirin etrafını sarmış, hiç ellemiyor zaten kesiyor. O zaman direktman kapatıyor çünkü hayvan felç kalır. Evet. Sinire girersin. Anladım hocam. Anladın mı? Anladım hocam. O zaman anlatıyoruz, yapacak bir şey yok diyoruz, bunu kapatıyoruz. Bunun dönemden tedavisini yapıyorsun. En azından hayvan yaşıyor. Heh, zaten anladım. Bu acı ağrı veren bir olay değil. Sadece ilerleyen dönem içerisinde sıvı oluşumu, o koleksiyon diye hitap ettiğimiz sıvı oluşumu veyahut da iltihap oluşumunu tetikler. O anda gerekli tedavisi yapılıyor. Zaten sıvı gitmiş Allah'a şükür olsun. Tamam hocam. Mesela o operasyonda belli olacak ama onun öncesinden belirleme imkanı yok. Evet. Sadece şu var, operasyon saatinde bir saat öncesinde geldiniz ya. Evet hocam. Aç ve susuz gelecek. Aç yani. Gelecek. Çocuğun biz anesteziye yönelik olarak kan tahlilini yaptık. Kan tahlilinde sıkıntı çıkacak olursa ameliyatına giremez. Yani. Bir de o da bir var. O da var. Anladım hocam. Çünkü bu normal ameliyat değil abi. Kırık ameliyatı bundan daha basit, öyle söylüyoruz. Evet. Vallahi hocam hakkında neyse saygı sağlık. Yapacak bir şey mi diyor? Yaparız, yaparız Allah'ın izniyle. Vallahi. O gün her şey güzel, güzel sağlık çıksın. Tamam hocam. Şimdi günümüzü ayarlayalım. Tamam hocam. Gel. Bir tane. Evet abi. Onda da şu koltuk altın oradaydı ilk ayağı. Burada evet. Da sinirler var. Evet. Koltuk altın oraya yerleşmiş hematom. Açtık. Siniri kaplamış hematomun kökü. Geri kapattık. Anladım hocam. Evet. Dedik ki bu ameliyat olmaz. İptal ettik ameliyatı. Anlatabildim mi? Anladım hocam. Ama kaç tane köpek bilmiyorum ki, belki de 200 tane, belki de 300 tane köpekten bir tanesi oldu. Evet, inşallah hocam bu da, vallahi hocam şunu kazandıralım da bizler de artık hani... Ne yapıyorsun? Her işimiz bu oldu, köpek oldu yani, bunu uğraşıyoruz. Biz de rahatlayacağız.
Hocam, Zafer Hocam, biz de bir köyde kalıyoruz da gidip gelmemiz çok zor. Dağdayız. Bir de kış sezonu şu anda kal falan ya. Biraz erken tarih alabilir miyiz? Zaten Perşembe yanarım abi. Tamam. Perşembe mi? Perşembe saat 12'ye vereceğim. Tamam. Çok tamam hocam. Siz 11'de burada olur. Tamam olur hocam. 10'da gelelim gerekirse. 10'da gelelim ben gerekirse. Fark etmez. 10.30'da gelelim. Tamam. Tamam. Yapma gel. Yapma mı? Saat 10.30'da da kuvvet geçirmek için. Tamam bu hocam. Bu yine yatıyor hocam burada. Hocam sizin o hep yatıyor orada ya. Biz fırfır. Fırfırmış ha. Adı da fırfır, ne güzel. Fırfır, kırpık. Gel buraya. İş görür, iş. Bize verdi hocam, çalıştıran ben onları bir daha ver. Dağda, boyunda. Şöyle forma sokacaksın. Forma bir sokan bunları. Buranın değerini anlatın lan. Perşembe günü saat 10'da geliyor, 10.30'da buradayız. 10.30'da buradayız. Çarşamba gece 12'den sonra da su ekmek vermiyoruz. Aç karnına getiriyoruz. Evet abi. Yemek yemeyecek, su içmeyecek. O %100 şart. Tamam hocam. Oldu mu? Tamam hocam. Allah'tan bayan çıkmazsa operasyonla da gireceğiz. Tamam hocam. Allah razı olsun hocam. Çünkü hocam bildik bir şey. Yok abi. Teşekkür ettik görüşürüz. Hocam. İyi günler hocam. Tamam hocam. Kendinize iyi görüşürüz. Her şeyden Allah'a emanet olun. Hocam görüşürüz. Sabah. Kolay gelsin. Görüşürüz. Ona bakalım ben de kullanımla ben hallediyorum. Tamam. Hallet fişleri de ne fişleri hallet fişleri de açıyor. Onu en son et verin ya. Şarjını şunu bunu bunu bunu. Bakın. Hemen hemen her yeri değişecek herhalde. Bir akla matka var. Abi. Ön takımlara çok girmeyiz. Neden girmeyiz? Bakalım. Hazır olanları. Onları çok daha bir daha şey ediyor. Tamam. Yolda kaldık. Sattığım muayeneden çıkardık. Araba ben gitmeyeceğim dedi. Kaldı. Arabayı sanayiye bırakıp kamyonla gideceğiz. Kamyonu yükledik. Sattım falan. Araba yapılana kadar bekleyeceğiz. Tamam mı? Valla kuduk gitti. Kuduk hadi. İyi ki yol gelirken kalmadık. Afyon'da kaldık Recep. Yürü. Devam. Koyunlar bölünmüştü. Yarısı gelmiş. Koyunların. Can kız sen ne yapıyorsun burada gel. Enik de gitmiş. Annemle Enik'i kapadık. Yazık Enik yine aynı koyunlarla gitmiş. Gel bakayım. Gel. Gel. Sen nereden kaçtın? Ayağı acımış yine Enik'in ya. Nasıl kaçtık Recep demek kapıya mı? Hadi gel. Can kız da kemiği yiyor. Koyunlar yukarıda başkasının sürüyle karışmışlar. Bizim köpekler ikiye bölünmüş. O sürüyle başkasının sürüsünde kalmışlar. 15 tane koyunla. Bu sürüyle de can kız falan. Yahu da enik. Bu sürüdeler. Recep neyse koyun gitsin. Bu koyun öteki 15 taneyi getirmeye gideceğiz. İnşallah büyük ihtimal gelmemiş. Yeni geldik. Hanım annemiz nerede ki? Yapma yapma gel. Yürü hadi yürü. Gidiyor bak koyunumuz yürü. Yavrulayacak hiç. Hadi yürü. Yürü. Hadi. Hadi yürü. Gidiyor koyunumuz. Yürü. Seni bağlayacağız zaten bugün. Yürü. Bugün yarın doğum yapacağız. Yürü hadi. Yürü 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 yürü. Yürü. Enik yesin abi. Enik ne yapıyorsun gel. Enik. Gidecek. Gel gitme gel. Hadi gel. Burada durma gel. Gelmiş mi koyunlar? Ne? 15 tanesi. Ha, demek yok. Bu koyun emmiş bak iyi. Onun
içindedir o zaman. Onun içinde varmıştır köpek yani. Recep gitsin o koyunlara da. Biz de drone'la drone'la bakacağız artık. Gelsin buraya. Dur. Dur yavaş yavaş düşünme bende. Hadi gel. Gel. Dur oğlum dur. Arabaya yapmamış. İşte şimdi arabadan ince yapıyor. Hadi gel. Çocukların yanına yürü. Evlatlar. Ne oldu? Hey. Dike. Dur dur dur. Ana siz niye böylesiniz lan? Dur oğlum. Vallahi nasıl seviniyorlar babalarını gördüler. Hey! Hepsi de uçuyor maşallah. Yani babaya olan mutlulukları. Şıklı. Neredesin? Buldum, sağ olayım. Geliyor mu bu tarafa? Ay koyunla da yiyeceğiz. Bunlar da en iyi uçtaşıyla. Dövüle rendiriyorum, dövüle hava ala. Tamam iyi, buradan en de şu böcek dayı da mudur mu? Yapın o da düzüpe takip edelim ben. Tamam sen haber et. İyi abi. O tarafa geçeceğim işte Recep. Hanım anamız ne topluyor orada? Anne anne diyorsun, ses vermiyorsun hiç. Enik nereden? Kapıyı sen mi açtın? Kaçmış Enik yazık. Vallahi açtık. Ne zaman çıktı? Koyununa mı gitti? Daha yeni gitti. Yeni mi gitti? İyi zela yazık lan aman ne. Evet şuraya eşeğe dökülürüm. Mama dökülürüm. Mama mı dökülürüm? Yazık. Ne diyorsun? Ayvaya bak anam anne ne için? Dökülmüş mü komple? Yine yukarılarında var. Oo, her yerde ayva. He? Olmayan eve de tatlı et. Kaç koyunlar da karışmış eline. Kimden? Şıklı gelin koyununa. Erken öldü. Ha, 15 tanesi onların içinde kalmış. 2 tane köpek de 15'ine onların koyunun içinde. İyi gidin alın gelin. Oh. İlkay köpeğe ne dediler lan? Ana köpeğe güzel dedi, iyi tedavi yapmışsınız dedi. He. Her şey on numara dedi. Perşembe 12'de ameliyata gidecek köpek. Vay ha ameliyat olmayı dediler. Yazık 2,5 ya. 3 saat sürecek de ameliyat. Tüh. Ana valla. Hep dua ettim olmaz inşallah iyiye gidiyor. Valla yapacak hiçbir şey yok. İyiye gitme olayı yok onu mecbur dedi. Mecbur alacağımız. Perşembe günü işte bu. Yarın diye bir. Vallahi ağlıyorum ya. Saat 12'de gidecek ana. Vallahi yapacak bir şey yok. İyi sen topla da şu yegiyi kalacağız. Koyunlar gelecek oradan. Koyuna gideceğiz. Vallahi yorulduk. Araba da kaldı. Nerede kaldı? Yol Afyon'da. Kakalak göttük de kaldı. Oraya verdik. Yapacaklar lan, yapıyorsunlar lan diye. Kimin arabayla geldin? Köyden araba çağırttık bir tane kamyon. Ondan geldi. Hastalığa gibi mi? Köpeklere de ambulans olsa. Ne ambulansı? Sese gazı bile yok. Vallahi billahi ya. Oldu mu anne arabayı? Ya, yaptılarım ana. Annem, köpeklere de ambulans arıyor. Vallahi araba da gitti hadi.
Sen topla da biz çıkarız onu anne ha. Toplayıyor da. Bir çuval ayva toplamış dede. Artık sabahları koyuna yeğe gibi veriyoruz, saman veriyoruz. Gri olduğu için bir ün veriyoruz. Şimdi o 15 tane başka suya giden koyuna bakacağız. Bir de o suyun içinde mi köpekler ona bakacağız. Çünkü yargıçla bal kız yok. O suyu da bizim ilerideki komşuların evlerinin üzerindeymiş. Bir bakalım bizim 15 koyun ve 2 köpek ne alemde. Enteresan bir video yine şaşırtıcı bir olay. İnşallah sonu güzel olsun. Burası bizim o çok ileride bayağı mesafemiz var bunlarla. Bunlar da burada kalıyorlar. Koyun burada. Evet. Köpekler. Aşağıda. Evet. Şu çıkan yargıç bizim. Evet, öndeki yargıç. Balkız nerelerde acaba? Bilmiyorum. Bu köpeklere biz bir şey söyleyemiyoruz, laf da bulamıyoruz. Bakın yargıç yürüyor. Şu öndeki koyunlar bizim koyunlar. Bizim koyunların içine yürüyor. Bakın şu öndekiler bizimkiler. Evet, onların içine yürüyor yargıç. Helal olsun ya. Ne demekti ya, koyun böldün diyecek de 15 tane başka sürüye girecek. Köpekler de 15 koyunu bekleyecekler o sürünün içinde. Bizim diğer koyun da kayıp. Büyük halki dağa gitmiş. Farklı dağa gitmiş. Burası da çok ormanlık. Recep oraya gitti. Ben de şu kalan 15 tane getirebilirse ayırıp getireceğiz. Yine akıllarımıza kalacak bir olaya şahit olacağız şu an. Yani pes artık. Olmaz böyle bir şey. Böyle bir şey olur mu? Nasıl böyle bir şey oluyor? İşte bal kızımız ve yargıçımız arkadaşlar, yani 15 tane koyunu başkasının sürüsünde bekliyorlar. Gelmeseydim inanın o eve girerlerdi. O evde yine beklerlerdi. Gel bal kız. Ne oluyorsun orada? Hadi nasıl ayıracaksak, bir de o iş var şimdi. Arkadaşlar gidip koyunun içine gidip ayırmıyoruz yani. Buradan ben ses veriyordum koyuna. Bizim koyunlar benim ses tanıdığı için ister istemez kulak dikiyor zaten. Otomatikman kendisi seçilme ihtimali var şu an. Bak yukarı kanadı ayrılmışlar. Ayıramayacağız herhalde. Hadi hadi. Şu uygun sen bastı da şurada var 3-5 tane. Şurada var 3-5, onları kovalayın. Kocaman koyun sürüsün içinden koyun yiyeceğiz. Bizim koyun olsaydı yanına katardık ayrılırdı.
Evet. Şükrü olayı kolay versen tamam. Alo. Ha? Koyuna gidiyoruz. Gelmiyor sesin Necap. Koyuna getiriyorum ben o tarafa. Getir getir sen yine hadi. Ha? Bir tane de şurada var. Ha? Sarıyla önündeki var. Allah Allah. Koçlar çatmaz değil mi? Ha? Koçta koyu mu var ki lan? Aha. O mu koçta? İyi. E koç. Ha? Getir. Koçu nasıl ayıracağız? O da gitsin elleme. Ha? Ha nerede? Ha gelme gelme dur sen. Gel gel koç ayıdan gel de koç. Şükür ayırdık koyunları, kolay oldu bakın, 2 dakikada hemen ayırdık. Niye? İşi bileceksin. Yazgıç da şuradan geliyor, yukarıdaymış. Şimdi geliyor da, yani bugün bal kızlar yazgıçın şovu varmış. Helal olsun bunlara. Yani 15 koyunu bile başkasının koyununa girip bekliyorlar. Recep de o sürüyle oradan geliyor. Hadi. Hadi. 3, 6, 9. 15. Yani böyle vakalar da oluyor karışınca. Gel kız gel. Bak oradan o düz öteki sürüye gidiyor. Gel gel bakalım gel. Gel kız. Nereye gidiyorsun? Ha o koyunu görmüş. Onu koşuyor. Hay. Gel gel. Hey. Oo iki baba hekim bomba. Yargıçta kavga etmiş onların köpeklerle. Dedim bu ihtimalle sürü içinde kavga edecekler. Yani bayağı bir kavga etmişler bir de. Yapma. Evet. Tanıyamadı. Ha? İşte. 15. Bir de onların var mı burada toplu? 15 var burada. Ha? Denkse tamam denk diyor. Onlar toplu moklu değil de. Şöyle bakarsak belli oluyor. Gel. Onun kanı olmuş herhalde gördün mü? Ha? Ne olmuş buna böyle ya? Yara var mı? Yara yok. Yok. Acayip elin köpeklerini niye mahvetmişti. Bak hele halka ayakkabı falan her yeri kanayacak bunun ya. Ha? Yok yok. Yok. Acaba kavga etmiş. Yarış be. Şurada seviniyor onu gördü diye. Ha? Güzel sayıyor. Yani başka suyuyla koyun karıştı. Bizim koyun orada kaldı. O burada kaldı. Yok arkadaşlar. Koyun, bizim koyunlar başka suya karışsa bile
köpekler otomatikman yine bulunuyor. O suyun içinde kalıyor. Hey, geç. Hey. Adama bak, adama nasıl bekliyor, bak bak bak. İşte burada kalmış biri de. Bak. Nasıl bekliyor, adama bak. Gel. Duymuş da o zaman olmuş, bekliyor burada, eşeği atmış. Bugün hepimiz eve yeni girdik. Anneme baktım, ekmek geldi peynirle. Neydi? Vallahi anne. Valla kahvaltı inandırıyor artık. Ben de bir de kahvaltı inandırıyor. Yani şunu batıştırsın da gece rahat yemeği 9-10 gibi. Açtığınızda şu zaten bunun üstüne yok. Yemek oluyor. Koyun peyniri. Koyun kuyruğu. Kuyruğu da ösledik. Güzel olmuş değil mi? Hı-hı. Geçen ettik. Bayağı güzel olmuş. Yolcu bir gün oldu. Perşembe günü gidiyoruz sattığımın ameliyatına. Bugün yine yani yine Türkiye'de görülmeyecek bir olay oldu. Ne oldu? 15 tane koyun başladık, kişinin sürüsüne girmiş. Yaldızından baldızda 15 koyunu o sürüde bırakmamışlar. Tabii köpekler de harbede yaşamış içinde ama yine de helal olsun, bırakıp eve falan gelmemişler o koyunları. Zarar var. Yok yok. Yok annemiz. Ne zararı var? Nasıl köpekler yüzüne girer diye. Yok yok. Yani. Ama yine de yine Türkiye'de imkansız yani. Bu olay kesinlikle. Vallahi helal olsun. Böyle bir şey yaşanır mı anne? Hiç tahmin edebiliyor musun? 15 koyun bölünecek de başka bir içinin sürüsünün içine girecek. 2 tane köpek. O sürünün de köpekleri var. İçine girecek de gelmeyecek eve. Gelmezse köpekler yine gelmeyecekti. Koyunu getirmeyecek. Onların eve girerdi damın içine. Girerdi onların. Yargıcı izliyorsun şu anda drone ile. Köpek yine 15 koyunun içinde bizim. O sürünün içinde yine bizim koyunların başında. Vallahi köpeklerin helalini. Yani şu olayı hiçbir yerde kimse yani göremez, yapamaz yani. İşte ondan açıyoruz. Yani diyordunuz ya başkalarım. Ya sizin koyunlar karışır falan diyorlar ya çoban köpüğüyle. İşte arkadaşlar olay bu. Koyunlar karışsa bile sıkıntı yok. Kesinlikle köpekler yine bırakmıyor. İyi de içinizde mi doğdu? Nereden biliyorsunuz ya? Vallahi böyle güzel bir gün oldu anne. Heyecan ben, dolu. Köpekler geldi, içeri girmedi. Ben burada koyunları buzladım. Geri gittiler o tarafa. Gittiler değil mi? Vallahi gittiler. Eksik olduğunu anladım. Ben de köpekler hiç burada şey olmadı, beklemedim. Ya. Vallahi anacığım. Bilmiyorum da ben şok oldum bu olaya. Gerçekten helal olsun. Perşembe günü inşallah da mutlu oluruz. Şu kafamızdaki telaş da gider. Hepimiz galen yani tatlı tatlı her şey çok güzel olur. Rahat rahat kış geçiriz. Allah'a emanet olun. Saygıyla sevgiyle kalın. İzlediğiniz için biz teşekkür ederiz. Paylaşalım. Hayat paylaştıkça güzel. Abone olalım.
Bu arada anne 31 bin olmuşuz. 32 bine gidiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah herkesten. Bu bizim Dağda Yaşam ailemiz sayesinde. Videoların sürekli izleniyor ya, hani kesmeden izlenirse algoritmamız yükseldiği için oranda çok herkes bizi görüp tanıyabiliyor. Yani şu son videolarda güzel abonelerimiz geldi. Allah'ım yarabbim. Allah razı olsun sizlerden. Allah bin yetsin yarabbim yarabbim. Çok sağ olun. Çok gazaçlar versin milletimiz. Amin anne amin. Biz sadece anne insanlara, belasız gazasız, eşimize, dostumuza, sevdiklerimize bu hayatı tanıtmaya çalışıyoruz zaten. Yani bir köpeğin, bir kangal köpeğinin ne yapması gerektiğini, aklını, fikrini ve dağlarda yaşayanlar, bizler dağda yaşayan insanların yaşantılarını sunuyoruz. Var mı demek istediğim şey? Vallahi oğlum herkesten Allah razı olsun. Bütün sevdiklerimize, sevenlerimize kucak dolusu selamlar. İnşallah işlerini rast getirsin. Recep, var mı senin? Recep de kamera çekiyor. Oh. Yok. Herkese hayırlı akşamlar dedim. Ha burada yurt dışındaki abilerimize, kardeşlerimize de bol bol selamlarımızı gönderelim. Yurt dışından da izleyenlerimiz olur. Allah razı olsun. Hep arayıp soruyorlar, mesaj atıyorlar. İşte Saddam nasıl, iyi misiniz? Durumu İnşallah gibi. İyi olacak. İyi olacak. İçime kötü bir his gelmiyor. Tüm herkese selam olsun. Sevgiyle, saygıyla kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet. Görüşürüz. Veren el olalım, alan el olmayalım. Bu etiketimizi de koyuyoruz içerisine. Herkese selamünaleyküm. Biliyorsunuz biz Recep kardeşimi de adaklı kurbanlıkta kesiyorduk. Dağda Yaşam ailesinin kestirilmiş olduğu adakları halk tarafından bizlerin vesilesiyle biz de yurdumuza getirip teslim ediyoruz. Allah kabul etsin. Buyurun. Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkür.